Yaşamak Kaygısı. Yazan Mahmut Yesari. Seslendiren Boğaçan Sözmen. Sabah vizitesinde koğuşları dolaşan nöbetçi doktor Hasanoğlu İlyas'ın tabelasına bakarken "Bugün seni taburcu ediyorum," dedi. Hasanoğlu İlyas ağlar gibi yalvardı. "Doktor, birkaç gün daha yatamaz mıyım?" Nöbetçi doktor taburcu edilecek hastanın iç sızısını duymuyor değildi. Fakat iş düzeni yüzünden kaygı etmiyor görünüyordu. "Artık iyileştin, bir şeyin kalmadı. Seni nasıl yatırırım? Sıra bekleyen o kadar hasta var. Ağır hastalar açıkta kalır da sağlamlara yatak verilir mi?" İlyas, göz pınarlarına dolan yaşları yenlerine içiriyordu. "Çok değil doktor. Bir iki gün daha. Bak daha bir deri bir kemiğim, iyi toparlanamadım. Ayağa kalktığım, fazla yürüdüğüm zaman ek yerlerim tutmuyor. Dizlerim kesiliyor, gözlerim kararıyor." 15 gündür yatmaya alıştın da ondan. Hele bir yürü, çabucak açılırsın. Bugün öğle yemeğini de yer, çıkar gidersin." "Nereye?" "Artık onun orası senin bileceğin şey." Nöbetçi doktor hasta bakıcıyla birlikte yürüyüvermişti. On beş gündür içine yatıp ısındığı yatak, Hasanoğlu İlyas'ın vücudunu üşütmeye başlamıştı. Temiz, beyaz çarşaflar, yastık yüzleri, o ana kadar Hasanoğlu İlyas'a ılık kumru göğsü gibi geliyordu. Doktorun bu kesin emri, bu ılık beyazlığı kar tipisine çevirmişti. Artık bu ılık yatak, bu ılık koğuş ona yabancıydı. Birkaç saat sonra eski, yamalı, yırtık çaputlarını giydirecekler, içi boş dağarcığını sırtına vurup sopasını eline verecekler, "Hadi çık bakalım," diyeceklerdi. Peki nereye gidecekti? Hastaneye girmeden evvel işsizdi. Şimdi bu titrek halinde ne yapar, ne iş tutardı? İş bulabilecek, bulsa da çıkabilecek miydi? Bu çok su götürürdü. Kanı canı çekilmiş. Eti, derisi, kemiği kurumuş, erimişti. Bu sarsak et ve kemik külçesi zora ne kadar dayanırdı? Demek yine ağaç çıplak sürünecekti. Pencereden baktı, kara bulutlar gökyüzünü sıvama kaplamıştı. Karayel demir çerçeveli camları sarsıyordu. Hasanoğlu İlyas, yatağa uzanmak, yorganı başına çekmek istedi. 2-3 saatlik dinlenme, ısınma neye yarayacaktı? Ellerini, derisini, kemiklerini ılıklığa, sıcaklığa, gevşekliğe değil, soğuğa, karayele, boğuşmaya, didinmeye alıştırmalıydı. İçi katılacak gibi ürperiyor, dişleri birbirine çarpıyordu. Hasanoğlu İlyas, kalorifere yanan hastane koğuşunda değil, karlı buzlu bir tepede oturuyorum sanıyordu. Sol köşede yatan hasta İlyas'a seslendi. "Darısı başımıza. Sen bugün taburcusun ha?" Hasanoğlu İlyas cevap vermek istedi fakat boğazı tıkanmıştı. Acı acı sırıttı. Öbür hastalar da Hasanoğlu İlyas'a takılıyorlardı. Hasanoğlu İlyas titreme, kasılma nöbetleri içinde kıvrana kıvrana taburcu edileceği saati bekledi. Yalnız gözleri ikide bir pencereye kayıyor, kara koyun sürüleri gibi kuzeyden güneye akın eden bulut kümelerine bakıyordu. Yağmur, her serpintisi bir avuç iğne ucu gibi dağılıp savrulacak bir kış yağmuru başlamak üzereydi. Hasta bakıcı, "Hasanoğlu İlyas, gel bakalım," dedi. İlyas, etüve konan eski buruşuk çaputlarını sırtına geçirdi, boş dağarcığını omuzladı, sopası elinde hastanenin kapısından ağır ağır çıktı. O dakikaya kadar hiçbir şey söylememiş, şikayet etmemişti. Ama sokakta bir iki adım atınca dizleri bükülüverdi. Kendi kendine zorla edinmeye çabaladığı bütün dinçliği kırılmış, ezilmiş, tükenivermişti. Kaldırımın kenarına çöktü. Vakitsiz basan akşam karanlığı içinde hastane koğuşlarının ışık dolu pencereleri göz ısıtan güneş kızıllığı gibi parlıyordu. Yağmur ince ince çiseliyordu. Hasanoğlu İlyas içini çekti. Hastanede akşam yemeği zamanı yaklaşmaktaydı. Bu gece hoşaf da verilirdi.
Fakat o sıcak çorbadan vazgeçmişti. Kuru ekmeği istekle dişleyip kemirecekti. Yalnız sıcak bir damaltı bulabilseydi. Keşke hastaneye girmeseydi. Keşke doktorlar onu göğsünden itip almasaydılar. Şimdi rahata alışmıştı. 15 gün. 15 günlük rahat onun bütün hayati kuvvetini, dinçliğini kırmış, yıkmıştı. Sokakta çamurlu kaldırımın üzerinde ıslak, aç bir köpek gibi debelene debelene geberecek miydi? Önünden kan gözlü bir otomobil bir şimşek hızıyla geçmişti. Hasanoğlu İlyas'ın gözleri otomobilin kanlı gözlerinden daha fazla parladı. Ufacık bir kaza geçirse onu hemen hastaneye alırlardı. Ya bir kolu bir bacağı sakat da olsa ne olurdu, ölmezdi ya. Yaşayan o kadar çolaklar, topallar, kötürümler vardı. O ölmek istemiyordu, ölmekten korkuyordu. Dağarcığını omuzladı, sopasını eline aldı, son bir davranışla ayağa kalktı, yolun ortasına gidip oturdu. Bir otomobil geçerken kaçıyor gibi yapacak, kendini çarptıracaktı. Taburcu edildiğinden 2 saat sonra hastanenin kapısını Hasanoğlu İlyas için tekrar açtılar. Fakat bu sefer giren Hasanoğlu İlyas değil, onun ezik, parçalanmış cesediydi. Hasanoğlu İlyas'ı yaşamak kaygısı öldürmüştü.